Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Kuşak Farkında Kemal ile birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Milli takıma dair konuşacağız ve kulüp futboluna dönüyoruz. Lig oynanacak mücadelelerle start alacak. Ligde de neler olup neler biteceği üzerine biraz kafa yoracağız. Kemal Belgin hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Açılışı milli takımla yapalım tamam. istedik. Belki çok uzun almayız milli takım konusunda çünkü üstünden... Biraz zaman da geçti artık lige de odaklanmaya yavaş yavaş başladık ama milli takımı sizinle değerlendirme fırsatımız da olmadı. Almanya ve Galler maçlarının ardından Almanya mücadelesini kazandık ki konsantrasyonumuzun hazırlık maçı olmasına rağmen daha yüksek olduğu bir karşılaşmaydı açık söylemek gerekirse. Ve Berlin'de. Berlin'de ev sahibi gibi oynadık. Hatta gibisi fazla, fazla. hakikaten ev sahibiydik ve Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde de iyi bir prova oldu. Alınan neticeden ziyade orada oluşturduğumuz atmosfer bence daha önemli. Almanya zaten son dönemde kötü sonuçlar alıyor. Bizden sonra da Avusturya'ya kaybettiler. Sürpriz değil. Bizim maçlar orada yıkılır. Yani hakikaten öyle olacak. Ben 2006 Dünya Kupası'nı kaçırdığımızda 16 yaşında bir çocuktum. Almanya'da Hı. düzenlenecekti turnuva ve malum İsviçre maçında da tribündeydim. <laughs> e, hakikaten çok 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 üzüldüğümü hatırlıyorum. Hep aklımda. Çünkü orada gurbetçilerimiz çok sayıda Türk yaşıyor. Onların bu mutluluğu yaşamasını, hissetmesini ve ekran başında da olsa buna tanık olmayı tabii. çok istiyordum. O zaman çocuk yaşta olsam da yine çok istedik Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi. Bu sefer yaşım ikiye katlandı hatta biraz daha açtı ama bunun coşkusunu bu sefer göreceğiz. O açıdan çok mutluyum. Siz nasıl hissediyorsunuz milli takımla alakalı? Valla şöyle tabii Türk milli takımı Göğsünde ay yıldız, bayrak. Futbolda şu günlerde genel olarak konuşuyorum çok iyi değiliz ama milli takımımız işte yurt dışında oynayan gençlerimizin de katkısıyla iyi bir kadro genel olarak seçimiyle geldi ve kalifiye oldu ve de lider olarak kalifiye oldu. Yani orada Hırvatistan ve Galler var. Hani bizim ayağımıza çelme takıp bizi e, üçüncü duruma evet. düşürüp eleyecek ama tam tersine e, Galler gitti, elendi. Hırvatlar da işte son dakika golü diyelim yani ve e, ikinci olarak gruptan çıktılar. E, tabii ki bu bir başarı. Resmi müsabakalarda bunu çok söyledim. Burada gazetemde de yazdım. Resmi müsabakalarda futbol sahada oynanıyorsa tabelaya bakacaksın. Gazetede yazılmış, çizilmişse gazetenin başlığına bakacaksın. Detayları sonra konuşur, değerlendirirsin. Hı hı. İyi oldu, kötü oldu, şu vardı, bu yoktu falan gibi. O başka. O yüzden ben milli takımı en küçük ferdinden en büyük sorumlu ferdine kadar kutluyorum. Ama. Ama. Amamız ne? Amamız şu. Ben şimdi Almanya'yı Berlin'de Turgay abili takımdan sonra yendim. Hem de 3-2. Yani bir sıfır filan değil yani. Evet. Ve hak ederek yani ve i̇şte, oyunun da büyük bölümünde rakibi epey rahatsız ederek üstlüğümüzü göstererek. Tabii yaptık, tabii tabii. Yendim ve 3 gün sonra Galler'e gidiyorum resmi müsabaka oynamaya. Kadrolar açıklandı. Ben yazıyorum kadroları. Dedim herhalde dedim, bir yanlış gördüm. Dedim yani gözlerim herhalde biraz rahatsız. Gazeteyi açtım. Bizim çocuklardan biri, oğlum dedim şu bizim milli takımı söylesene dedim. Tamam abi dediler. Bir söylediler. Doğru görmüş. Almanya'yı yenen Türk milli takımından 7 tane oyuncu değişmiş. Evet. Bu bana göre çok fazla. 3 tane tamam. Ama 7 tane yani takımın %70'ini kulübeye koymuşsunuz. Dönem var. O sakat. O tamam. Ona bir şey demiyorum. Kulübeye koymuşsunuz ve yeni 7 tane oyuncu. Şimdi futbol burada hep bahsederim. Bizim şeyde de 90 A'da da bahsediyorum. Levent'le güvenin olduğu programda onurun sunduğu. Futbol bir takım oyunu. 11 kişi. Artık kaleciler de oynuyor. Eskiden oynamazdı. Artık kaleciler oynuyor ayağı nasıl iyi oyun kurabiliyor mu? Bunlara çok çok dikkat ediyor. Kere ya. 11 kişinin oynadığı bir oyunda herkesin birbirini artık iyi tanımış olması lazım. Ben topu alıp birinci adamı geçtiğimde hangi sahada sahanın neresindeysem en az 3 tane oyuncum en az 3 tane oyuncum bilir ki beni Kerem'e atacağım topu. Veyahut ne bileyim işte Tayfun'u atacağım. Neyse yani. Bu takım oyununda çok önemlidir. Futbolda artık kaleciler de her topa girdiğine göre takım oyunu hepsinden fazla çok önemlidir. Ben 7 tane oyuncu değiştirdiysem 3 gün evvelki maçtan bu benim takımımı biraz arızaya uğratır. Zaten uğradık da seyrettiysem maçı. Seyrettim tabii ki. Uğradık da zaten. Ama hoca zaten planlamayı ona göre yapmış. Yani Almanya ya. maçına bir hazırlık maçı olarak bakmış. Tamam. Ki zaten öyleydi. Tamam, ama yanlış. Ama yanlış. 7 oyuncuyu değil de belki bir 4 oyuncuyu, 5 oyuncuyu değiştirse. Oyuncu, hadi bilemedin 4. Ama 7 çok. Çok fazla. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ben buradan kendi deneyimlerime dayanarak milli takım dahil işte bir sürü kulüp takımı şuydu buydu 6 Dünya Kupası 6 Avrupa Şampiyonası yerinde takip etmiş ikili maçları saymıyorum bir kişi olarak çok antrenman seyretmişim Dünya Kupalarında Avrupa Kupalarında hocaların işte açıklamaları şuydu buydu katılmışım bence Montella başarılı açık ve net ortada. Buna hiç olmazsa kupada dikkat etmesi lazım. Yani final gruplarında dikkat etmesi lazım. Bizde şöyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum katılır mısınız? Son iki Avrupa Şampiyonası'na da nispeten iyi takımlarla, hele ki önceki döneme göre sanki biraz daha iyi takımlarla gidip çok fazla ümitlenip büyük hayal kırıklıkları yaşamıştık özellikle son turnuvada en kötü futbol oynayan takımdık. Bir öncekinde zaten bambaşka sorunlar yaşadık. Almanya zaferi gibi galibiyetler elde ettikten sonra biraz aşırı derecede mi özgüven doluyoruz ya da Ermenistan'la berabere kaldıktan sonra aşırı derecede mi takımımızı yerin dibine sokuyoruz? Bu problem bunu bir problem olarak görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey, şöyle cevap vereyim. Bir kere bu senin sorduğun değerlendirme milli takım hocası ve onun yardımcılarıyla olur. Hı hı. Medyanın öyle diyelim, şimdi adı öyle oldu. Gazetesiyle, televizyonuyla yazdıklarına, söylediklerine çok kulak asmayacaksınız. Açık ve net. Yanınızda yardımcılar var, antrenmanları işte beraber yapıyorsunuz. Ya işte bu Kerem'in ayağı zaten biraz orada ağrıyordu da acaba ondan mı bugün hani iyi değil filan. Bunları biz bilemeyiz. Antrenör yani teknik direktör ve yardımcıları bilir. Evet. Onun için e, bu seni sorduğun değerlendirmeyi onlara bırakmak lazım. Biz de sonuç itibariyle medya olarak konuşuyoruz, tartışıyoruz. O başkan, Toplumla konuşup, etkiliyor. işimiz etkiliyor. Medyadaki insanlar sonuç itibariyle toplumun bir yansıması. Yani hepimiz burada doğduk, burada büyüdük. Bu toplumun bir parçasıyız. Oyuncularımız yine aynı şekilde. Bizim bu ister istemez halkın da kamuoyunun da dahil ederek söylüyorum. Çok iyiyiz. Hani kimse karşımızda duramaz. Tarzı, yaklaşımımız takımı negatif etkilemez mi? E, şunun için soruyorum. Hırvatistan deplasmanda yendik. Bence Almanya maçından çok daha önemli. Tabii. Ve çok daha Herhalde. güzel şeyler hissettiren bir mücadeleydi ama Almanya maçının yankısı daha fazla oldu. Tamam Almanya, kağıt üstünde Almanya iyi takım, sağlam takım ama Almanya'nın son bir yılda oynadığı maçlara bakıyorum. Son bir yıl. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadılar. Evet. Japonya'ya yenildiler. İspanya'yla beraber kaldılar. Kosta Rika'yı İki bir geriye düştüler, zar zor yendiler ve yine de çıkamadılar gruptan. Sonra Peru'yu yeniyorlar, Belçika'ya kaybediyorlar, Ukrayna'yla beraber kalıyorlar, Polonya'ya kaybediyorlar, Kolombiya'ya kaybediyorlar, Japonya'ya bir daha kaybediyorlar. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri maçlarını kazanıyorlar, Meksika'yla beraber kalıyorlar, bize kaybediyorlar, Avusturya'ya kaybediyorlar. Zaten bir kaybetme alışkanlığı olan bir takımı yendiğimizi bence göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani Almanya, bu Almanya bizim hayal ettiğimiz ya da alışık olduğumuz Almanya değil. Bana bu rüzgara çok kapılmamak, birazcık daha adımlarımızı yere sağlam basmak gerekiyor gibi geliyor. Şimdi tamam katılıyorum. Ancak bugün Almanya'da, ligde öyle diyelim. Hı hı. Bundesliga değil mi? Bundesliga. Yabancı sınırı var mı? Yok. Kıyamet gibi yabancı var mı? Dolu. Var. O zaman demek ki bizim o vay vay Almanya dediğimiz yıllarla bugünkü Alman futbolunun ortamı bir değil. Kesinlikle değil. Şimdi Franz Beckenbauer önünde bek miydi neydi o? Öyle bir şeydi galiba. Ben yetişemedim ama bakacağım. Gerd Müller'ler. Evet. Efendime söyleyeyim yani... Keşke bütün takımı böyle patır patır sayabilsem. Yani. Ama şimdi öyle bir Alman futbolu ortamıyla bugünkünün alakası yok. Bilmiyorum. Çok yakından takip ettiğimi de söylemiyorum. Hı hı. Ama e, Alman... Takım içinde çok büyük sıkıntıları var. Nerede? Dünya, takım içinde ha. büyük sıkıntıları şimdi... var. Dünya Kupası'nda da arşa çıkmıştı o sıkıntının ha. Şimdi boyutu. Şimdi Almanya'da e ee, acaba Bayern efendime söyleyeyim işte Alman futbolunun önde gelen Dortmund. Hans Schwarzenberg. Hans Schwarzenberg ha. Şimdi e, müthiş takım yalnız. Bu takımlarda acaba bir lig maçına çıkıldığında kaç tane yabancı var? Ve de kadroda kaç tane yabancı var? Bu bir futbol ülkesi olan Almanya'yı milli takım bazında tabii ki olumsuz etkiler. Bu açık ve net. Var mı Gert Miller gibi bir santrforları? Frans Yok. Beckenbauer gibi. İncenarim futbolu. Hele santrfor konusunda büyük sıkıntıları var. Yani. Onun için ha her şeye rağmen Almanya'dır. Disipliniyle, işte çalışma sistemiyle, şu suyla bu suyla. Onun için özel maçta olsa Almanya'yı yenmek i̇yidir. bence iyidir. Ama siz bir, bir özel maç sonrası, 3 gün sonra bir e, kritik resmi müsabakaya 7 oyuncuyu değiştiremezsiniz. Kenan Yıldız'ı nasıl buldunuz? İyi. Farklı bir oyuncu. Yani. Şimdi işte bak, Kenan Yıldız, benim kadrolar da yok önümde. Hı hı. İlk maçta oynadı mı? Almanya maçında 11 oynadı. Hmm. Burada Galler maçında sonradan girdi. Yarım saat oynadı. Evet işte. Buyurun. <laughs> Keşke başlasaydı maça kadroyu gördüğümde. Yani, ben e, diyorum ki çok içimden geçirdim onu. He, ben şey sakatlandı. O zaten ülkeye döndü. Evet. Ortası saha hani iki... Hakan lin... Çalan oldu. Yok yok şey Cengiz Ünder zaten kısa kaldı. Emre Akbaba'yı söylüyorsunuz. O zaten ha, dediğiniz gibi yani, sakatlık e, geçirdi. Bunlar yani zorunlu değişiklikler ona bir diyeceğim yok. Evet. 10 kişi çıkacak halin yok, yok sahaya. Ama 7 kişi çok. Yani ben iddia ediyorum bu 7 oyuncu birden değişmesi değişmiş olması sonrası özellikle sevkiyat yapan oyuncuların kafalarını kaşıtmıştır. Ben, ben şimdi aldım da bunu Kerem'e mi Kemal'e mi atsam? Ya da hocanın 11 planlarında var mıyım yok muyum? Kazanan takımdaydım ama oynamadım gibi şeyleri de oyuncular düşünür. E, hoca adına şöyle bir artı Galler maçı ile ilgili yazabilir miyiz? Kadro tercihini beğenmediniz. O, onu anladım. E, 6 ay oyuna girdi Uğurcan sakatlandı. Aynı anda gerçekten Oyun akışına çok fazla pozitif bir katkı veremeyen Abdülkadir Ömür'ü kenara aldı 33. dakikada. İlk yarıyı zaten 1-0 geride tamamladık. İkinci devreye de değişiklikle başladı. Aksiyan Cenk Özkaçar'ı çıkardı. Zeki'yi sağa koydu. Ferdi'yi de bence çok daha iyi bir performans sergilediği yerine sol beke çekti. Şimdi Ferdi'yi sağ beke koymak eğer hiç kimse yoksa oynayacak. Hı hı. Bir şey belki diyemeyeceğim ama Ferdi gibi o soldaki işi 10 üzerinden 10 neredeyse becerebilen bir adamı hem yaktın hem takımı yaktın. Evet. Olmaz. Ama en azından hatasından döndü. Ama işte döndü. Birçok an... hoca hatasından da döndü. E döndün ama o penaltı olmasa maçı kaybettin. evet. Yani. Penaltı da biraz kolaydı. Yani anladın mı? Onun için yani Ferdi sen Fenerbahçe'nin olduğu kadar senin de bana göre bir numara oyuncun. Çok değerli bir oyuncu. Şimdi biraz evvel dur kim dedin? Kerem mi dedin? Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. E adamı Almanya'ya karşı ilk 11'de oynatıyorsun. Gol attı. Gol de burada kesiyorsun. Ya bu iş mi yani? Moral gelmiş adama. Adam böyle taşıyor ya neredeyse. Onu sen bu maçta yedeksin diye kenara oturttum bir kere o buradan bazı şeyleri atmıştır dışarı. Umarız konuşmuştur hoca. Ee, zaten daha önceden böyle bir plan yaptığına dair oyuncuları bilgilendirmiştir. İnancım o yönde. Ya şu, tamam ben. Şu an için hoca iyi bir görüntü şimdi veriyor. şöyle ben hocanın kötü hoca olduğunu söylemiyorum. Evet. İki sene Demirspor'da hocalık yapmış, bayağı iyi sonuçlar almış bir İtalyan. İlk her bol şey... oynattı. He? Evet İlk her şeyden evvel bir İtalyan. Ben onlara bir şey demiyorum. Ama şu yaptığın bana göre... I -ı. Bakalım sonraki maçlarda hocanın tercihleri ne yönde olacak göreceğiz. Şu torbalara bir çok hızlı bakalım. Sonrasında kulüplerle alakalı gündeme geçeceğiz. Galatasaray'da özellikle ilk 11'de bazı oyuncuların pozisyonda değişiklikler bekleniyor. Üstüne konuşacağız. Torbalara baktığımızda birinci torbada Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya'yı görüyoruz. Buradan gönlünüzden geçen bir takım var mı? Şey, Almanya'yı yendik ya. Evet. <laughs> Ama o başka, bu başka. Evet. Valla, yani kağıt üstünde Tabii söylüyorum. He. Sanki biraz Belçika gibi. Ben de Belçika'yı istiyorum. Ha. Belçika, Portekiz, Almanya şeklinde bir sıralama yapıyorum İstediğim takımlarla alakalı. Olabilir. Ama Belçika'da en fikiriz. İkinci torba zaten biz varız. E, biz varız. Eşleşmeyeceğiz bu takımlarla. Üçüncü torba Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya. Vallahi şöyle söyleyeyim. İskoçya veya Slovakya. Ben de İskoçya'yı istemiyorum. Hollanda yani, ve Hırvatistan'la beraber. He? Hollanda ve Hırvatistan'la beraber İskoçları istemiyorum. Yani, Diğer üçüne de tamamım. Son torbada da... Playoff'tan gelecek takımlar play var. Playoff'tan gelecek olanlar var. İsviçre var. Evet, İsviçre, Sırbistan, İtalya. Tabii İtalya ile Sırbistan'ı istemem. Evet. İsviçre ile de çok oynadık turnuvalarda. Hırvatistan ile çok oynadık. Çekya ile oynadık. Biraz da böyle farklı takımlarla eşleşsek daha keyifli de olabilir. Sen şey, bugün hangi kanalda gördüm ya? Meşhur bu Dısan gazetesi var biliyorsun. Evet. Çok He? sevdiğimiz bir gazete değildir. <laughs> Grup, grupları olarak. yapmış. Öyle mi? Evet. Bunlar olacak diye. Evet. Ya biz bizim medyayı eleştiriyoruz da bizi geçenler varmış ya, meğer. <laughs> zaten yani şey yazdıklarına itibar edilecek bir gazete değil. Hay Allah ya. Hay ben de bir aralık böyle ekrana bakıp aa dedim kurallar çekilmişler. Evet simülasyon yapmışlar. <laughs> ee, bizim grup İngiltere, İskoçya, İtalya. Simülasyonda. İngiltere, İskoçya, İskoçya İtalya. Çok güzel ya. <laughs> Sıkıntılı bir grup. Yani İngiltere-İskoçya rekabeti de var bir yandan grubun içinde. Bizim İtalya ile ilişkilerimiz iyi son dönemde. Hocamız İtalyan. Beraber bir ortaklığımız söz konusu olacak. Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz. Enteresan bir grup. <laughs> Dostlar ve düşmanları bir arada barındıran değişik bir grup. Ama gerek yok böyle bir grupta mücadele etmemize yine de ne olursa olsun tüm rakiplere karşı problem çıkartacak bir takımımız var. Ya şimdi Kerem şurada dersin ki ya şu bu o. Evet. Sıfır puan da alabilirsin. Eyvah vay o vay bu vay şu dedi dokuz puan da alabilirsin. Evet. On puan da alabilirsin. Futbol bu. Her şey mümkün. Tabii ya. Ee, bakalım şimdiden 2 aralıktaki Kura çekimini bekliyoruz. Ee, nereye kadar gidebiliriz? Ortalama bir kura, ortalama bir yol. Vallahi çıkmadan konuş. Ben kendim söylüyorum. Biraz ayaklarımız yere sağlam basmalı. Hani çok fazla hayal kurmadan önce bir Hazirana kendimizi atabilmeliyiz ama e, bekliyor musunuz bu sefer? Daha iyi bir şey. Çok hayal kırıklığı yaşadık son iki turnuvada. Vallahi Kerem, kurallar belli olsun. Yani rakipler belli olsun. O süreçte. Hı hı. Milli takım kadrosunda bulunan kimler ne gösterecek? Nasıl gidecekler? Doğru. Mesela en çok güvendiğin adam Allah korusun sakatlandı, iptal. E ne olacak? Mesela en potansiyelli oyuncumuz bu sezon bir tane bile maç oynamadı. Arda Güler. Turnuvada olacak mı? Olacaksa ne kadar maç oynamış bir şekilde gelecek? Kenan Yıldız süper bir yetenek. Hakikaten çok iyi bir oyuncu. Ya sakatlanırsa Yüventus'ta ne kadar süre alacak? Ya sakatlanırsa? Yani bunlar mümkün tabii ki. için de var. Ne, ne diyorsun? 6-7 ay var ya. Evet, evet. Çok zaman var. Bir kurayı görelim. Neler yapabileceğimizle alakalı. 2 Aralık'tan sonra biraz konuşuruz. Ama Kemal Belgin'e tamamen katılıyorum ki zaten kanaatim o yönde. Birkaç dakikadır da Allah nazar değdirmesin. Çok erken. Allah nazardan korusun. Için. Aynı ekip. İşte son artık kupa evet. seçiminde Montella'nın defterinde olsun. Evet. Başarılar diliyoruz şimdiden Hı -hı. milli takıma lige döneceğiz. Galatasaray Alanyaspor'u yarın akşam saat 19'da konuk edecek sarı kırmızılıların muhtemel 11'i üzerine bakıp konuşmamız, tartışmamız gereken bir konu var. Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonuyla alakalı söyleyeceklerimiz var. Bak, Kerem sol çizgideyse kadroda diyeceğim yok ama yine Santerfora öyle diyoruz ya, Santerfora arkasıysa Okan Hoca intihar ediyor. Demek. Beklediğimiz 11 şu, ben hemen hızlıca aktarayım. Hı -hı. Muslera Kale'de Boyi, Sanchez, Abdülkerim, Angelinho. Orta alanda Torreira, Kaan ikilisi. Zaha sağda, Ziyech, forvet arkasında, Kerem Aktürkoğlu sol kanatta, Mauro Icardi Santrfor pozisyonunda. Peki bu Mertens ne oldu, öldü mü? Ee, bazen ben de o soruyu kendime soruyorum. <laughs> çok şükür sağlıklı ve iyi durumda ama hoca çok unuttu Mertens'i. Ben olsam net söylüyorum Ziyech'in yerine Mertens savaşır. E Herhalde yani. Yani Ziyeş 11'de çıkıp hiçbir şey yapmamış olma e, grafiğini tamamen doldurdu. O kanatti. Yani sende Mertens gibi orada ne olduğunu göstermiş, ispatlamış bir adam var. Evet. Değil Sezonla mi? da en iyi başlayan oyunculardan biriydi bu arada. Ne oldu abi? Ne oldu? Yani Okan Hoca gibi efsane takımda Okan Suat Emre biliyorsun hafız. Evet. Çin evet. ordusu olarak da adlandırılırlar. Şu kadar. Efsane takımda oynamışın, transfer olmuşun gitmişin İtalya gibi yere o zamanlar. Evet. Şimdi biraz kolay da. Yani bir sürü şey yaşamışın yani. E Beşiktaş'ta da oynamışın hani büyükse. Bir sürü şey yaşamışın. Benim burada şaştığım Galatasaray'da bu Kerem'in o çizgiden alınıp ortaya konmasıdır. Yapma, etme, eyleme. Oyuncu da zor durumda kaldı biraz. E kalır tabii ya. Adam orada neler yapıyor ya. Yaptı bugüne kadar. Sola geçmesiyle beraber tahminimiz o yönde. Tabii Hı. ki 11 maçtan yaklaşık 1 saat 10 dakika önce açıklanıyor. O zaman göreceğiz. Hatta 11'i gördüğümüzde de Kerem'in belki de hangi pozisyonda oynadığını bilemeyeceğiz takım sahaya çıkmadan. Çünkü zaten Zaziyeş Kerem üçlüsü oynayıp farklı pozisyonlarda görev alıyorlardı. İlk düdükle beraber göreceğiz. Kerem solda mı yoksa biraz santrforla birlikte mi konumlanıyor? E, o ana kadar yapacak bir şeyimiz yok ama muhtemelen zaten 11'de yer yaralacak Kerem Aktürkoğlu direkt olarak Direkt olarak bekliyor musunuz Kerem'den bu hafta bir skor katkısı? Üstünde bir baskı var oyuncunun. Ben öyle bir şey söylemem iç hayatımda. Hı hı. Maç başlar bakarız. Eğer yerinde oynuyorsa bir 5-10 dakika içinde Kerem'in hangi düzeyde o sahaya çıktığını görme ihtimalimiz olabilir. Ama şunu belki öngörebiliriz daha moralli olacaktır. Daha herhalde yani herhalde. herhalde herhalde. Şimdi bak Kerem. Sol çizgide oynuyor değil mi? Evet. Esas yeri orası. Evet. Bu taraf taç. Öyle değil. Ben öyle tarif ediyorum. Burası, Çizgiye yaslanıyorsun. Burası taç. Siz sahanın her tarafını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Öyle mi? Doğru. Bir de üstelik sağ ayaklısınız esasında. Yani esas kullandığınız ayağınızla her tarafı görüyorsunuz. Ortada oynadığınızda yani Icardi arkasında. Lan oradan kim geldi? Buradan kim gidiyor? Arkadan gelen var mı? Kocaman bir alan. Yani çevre kontrolünüzün çok üst düzey olması gerekiyor. 105'e 68 normal ölçüler. Siz ortadasınız öyle diyelim. Evet. 34. Çok fark ediyor. Hem de nasıl? O muhtemel 11'de bu arada ekrana da yansıdı. Bir kere daha aktarayım. Mustera, Boy, Sanchez, Abdülkerim, Angelinho, Torreira, Kaan Ayhan, Zaha, Ziyech, Kerem, Icardi. Bu 11'in sahaya çıkacağını düşünüyoruz. Hatta çarşamba akşamı burada oynanacak. Manchester United mücadelesinde 11'i muhtemelen bu olacak. Bilmem. Yani o mücadelede şey yok yerli zorunluluğu yok. Zorunluluğu yok. Yani bilmiyorum. Ama yine bu karşılaşmaya yakın. Hatta bu karşılaşmanın 11 ile pozisyonlar biraz daha farklı. Özellikle öndeki dörtlünün, Icardi'yi bir kenara ayırırsak üçlünün diyelim orta alanda. Onların pozisyonları daha farklı olabilir. Bayan maçlarında da yine gördüğümüz 11 değişiklikler de oldu Kazımcan gibi. ama aşağı yukarı buydu. Bu kadroyla da devam edeceğini düşünüyoruz. United maçı Galatasaray için sezonun belki de en önemli karşılaşması olacak. Bence belki değil. Kesinlikle en önemli maçı. E şey O e maç öncesinde Alanya Spor karşılaşmasına odaklanma açısından bir problem olabilir mi? Malum milli takımlardan döndü oyuncular. Şimdi şöyle 7 puan önde olursun. Hı hı. Odaklanman biraz zor olur. 7 puan geride olursun. Yine biraz zor olur. Şu anda sen ezeli rakibinden aynı puandasın. Evet. Uzaklanmamak olamaz. Söz konusu olamaz. <laughs> Her maça bir final gibi bakacak Galatasaray ve Fenerbahçe sezon sonuna kadar görüntü sanki o yönde. Aynen. Öyle olmalı. Öyle olmalı. Evet bir başka deyişle. Galatasaray'a çarşamba akşamı oynayacağı mücadele öncesinde şimdiden başarılar dileyelim. Sarı Kırmızıların Alanya Spor performansını da Manchester United maçı öncesinde daha farklı bir gözle takip ediyor olacağız. Mauro Icardi ile alakalı güzel haber takımla birlikte çalışmalara başladı. Onun da form durumu iyi değildi. Malum sakatlıkla oynamak çok çok zor. Belki hocanın da onu dinlendirmesi gereken bazı maçlar da vardı. Daha, bir, daha farklı bir Icardi görmeyi bekliyor musunuz? Bilemem. İlk düdükten sonra anlayacağız. Antrenmanda da pek keyifli görünüyordu. Bakalım sahaya yansımaları. Antrenmana çıkart beni ben kaç yaşına geldim ben de çok keyifli çıkarım. Ama birçok oyuncu da antrenmandan keyif almıyor. Ya, o başka. Icardi'nin görüntüleri de bu arada hemen ekrana geldi. Mauro Icardi arkadaşlarıyla şakalaşıyor. Burada 5'e 2'de ya da öncesinde bazı diyaloglar var. kısa da olsa görüntüye getirdik. Tabii ki Mauro Icardi'nin form durumu Galatasaray için son derece belirleyici olacak. Evet. Fenerbahçe'yle devam edelim. Sarı lacivertlerin gündemindeki önemli konu milyar öncesinde yaşanan sakatlıklardı. Ligi harika bir başlangıç yapan İsmail Kartal'ın takımı son iki maçını kazanamadı. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Adana Demirspor beraberliği geldi ki o maçta çok sayıda eksik vardı. İsmail de kart cezası sebebiyle sakatları eklenmişti. Bilmiyorum katılır mısınız? Maç öncesi beraberlik bence Fenerbahçe için kötü bir sonuç değildi ama oynanan oyun puan kaybını puan kaybı biraz oynanan oyunun ardından üzmüş olabilir camiayı. Galibiyette gelebilirdi. Şimdi ben burada bu programda çarşamba günleri işte Levent kardeşim ve Güven kardeşim Onur'un sunduğu programda ne kadar zaman önce bütün yorumcu arkadaşlarıma, yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Fenerbahçe daha maç oynamadı dedim. Evet. Hatırlarsın değil mi? Evet. Yani dediler burada sen de dedin. Daha dedim Trabzon, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Galatasaray. Bu dört takımla oynadıktan sonra bir daha sağlıklı yorum yapabiliriz dedim. Evet. Kesin değil. Daha sağlıklı yorum yapabiliriz. Dedim efendim işte o sakattı da. Sen kaç kişi kadron? 30 kişi. 30 kişilik kadroyu niye kuruyorsun? Bu yüzden. Maç zenginliği, Avrupa kupaları, lig, Türkiye kupası, maç fazlalığı sebebi kadro kuruyorsun. 28-30 kişilik. Evet. Eskiden kadrolar 13 kişiydi Kerem. Yedek çıkmazdı. Yani öyle bir şey yoktu. Antrenmanlarda çift kale maçlarda genç takım. Genç takımda. <laughs> Hatta ben de bir sefer oynadım genç takımda A takımla. Yani Fenerbahçe antrenmanında He. Ee, o zaman yoktu. Oyuncu yoktu. 13 kişi. 14 kişi. Hadi bilemedim. Bir tane kaleci garanti de yedek. İşte iki kişi. yani. E şimdi öyle değil. Şimdi sen bu 30 kişilik kadroyu niye kuruyorsun? Maç trafiğinin evet. fazlalığı sebebiyle sakatlık olur, ceza olur işte. Alternatiflerini hazır tutmak için. Efendim yani. işte o yoktu da ama e o yoktu da e, öbür, bilmem kim yerine oynadı. E o niye alındı o? Ama seviyelerin farklı olması normal değil mi? Hayır şimdi şöyle. Yani 20 tane aynı seviyedeki oyuncuyu Hoca kadroda olmaz. barındırmak zor. Olmaz. Olmaz. Başa olmaz. çıkmak da zor bu arada. Hayır zaten olmaz da. Şimdi şöyle. Güzel meseleye değindin. Evet. O zaman Kerem'le Kemal yoksa sakat veya cezalı neyse onların yerine oynatacağın alternatif oyuncularla da o o ana kadar oynanmış oyunun nerelerinde aksama olabilir. Hı, hı. Bu yeni ikiliyi nasıl bir görevle sahaya sürsek de gidenleri aratmasalar. Kerem işte stoper oynuyordu. Hadi bakalım Kemal sen de geç stoperi. Dur bakalım ya. Belki ben orta sahada oynayacağım. O tip oyuncuyum. Yani misal veriyorum. Mesela Trabzonspor maçında İsmail ve Zayt'sla değil de hatta Zayt'sla değil de belki Crespo ile başlanabilirdi. Mesela. Ya oyuncu bol. Oyuncu ya ben bak hiç unutmuyorum bir tabii Fenerbahçe'nin bir maçıydı işte şimdi unuttum. O maçtan sonra da Galatasaray'la oynayacak. Düşünebiliyor musun? Nedim Günar. Topaç Nedim. Hı hı. Lakabı. Sabek. Yel değirmenli. Sakatlandı. Burası böyle 13 dikiş attılar. Oynayamayacak. Hatta demiş ki ben oynayayım lan deli misin ölürsün demişler ve o sezon emniyetten emniyet takımı vardı. Emniyetten transfer edilen Osman'ı sağ beke koydular. Nedim yok. Hı hı. Oyuncu yok. Osman'ın karşısında da Sarı Mete oynuyor Galatasaray'da. Ay Mete. ay ay he? Mete. Ay 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 ay. Aldı mı gider, aldı mı gider, aldı mı gider. Tabii herkes dedi ki, "Eh Galatasaray Mete'nin tarafından" Maçı alır, çökertir. Rakibi iş biter. Çünkü karşıda da Osman oynuyor. Emniyetten alınmış. Öyle bir maç oldu ki Osman Mete'ye adım attırmadı. Ve Osman direkt oyuncusu oldu Fenerbahçe'nin. Bak. Yedek olma ihtimali bile çok az. Hı hı. Osman Köktan Başka da de soyadı sonra değiştirdiler. Benim de çok iyi dostum, arkadaşımdır. Direkt oyuncusu oldu. Hatta öylesine direkt oyuncu oldu ki Kerem. Naci Erdem'i kesti Santraf'ta. Önemli de bir isim. <laughs> ya Vasili'nin, Can'ın, Lefter'in olduğu takımı kaptanı ya Naci Erdem. Onu kesti. Ve o maçtaki Mete hep böyle bir düşüş yaşadı. Sırf o maç yüzünden. O da Allah rahmet eylesin rahmetli oldu. O da çok iyi dostum, arkadaşımdı. Yani bu Osman çok... Göktan da hayattaymış. Hayatta Osman. 90 yaşındaymış. Evet, evet Osman hayattar. Evet. Mete sizlere ömür. Nedim abi zaten sizlere ömür. Ee, onun için böyle her zaman denk gelmez. Ha, şu var. O günkü Fener takımı kadrosu zaten 13 kişi. Ne yapacaksın ya? Yani? Kendin mi oynayacaksın antrenör olarak? Genç takımdan Fener'de ne oyuncular? Necati, Necmi, Engin. Ne oyuncular genç takımda oynamak zorunda kaldılar. Şey A takımında. Sakat var. Cezalı var. <laughs> ne yapacaksın? Eksik çıkacak halin yok. 6 kişiyle, 7 kişiyle. 6 kişi olmaz da zaten. 7 kişiyle ne oyuncu? Biz yani genç takım inanamadı kimse. Arapçetin, Çetin Santrfor. Beş tane genç takım oyuncusu oynadı abi. Beş tane takımın yarısı. Şimdi öyle değil abi şimdi. Daha geniş kadro var. Daha iyi seç seçenekler yapma e, ihtimali var. Şimdi? Tabii. E, 30 kişi abi. Bozdur bozdur harca öyle derler ya. <laughs> evet. Fred ve Cikun'un oynayıp oynamayacağını merakla bekliyorduk. Oynayamayacaklar gibi görünüyor. Şu öyle an gazetede bugün öyle yazıyor. Evet Fatih Karagümrük mücadelesinde iki oyuncuyu beklemiyoruz. 3-4 gün öncesine göre tablo bu anlamda biraz daha karanlık iki oyuncuyla alakalı ama bir sonraki mücadelede yani Sivas Spor karşılaşmasında dönme olasılıkları söz konusu. Kemal Bergin 2-3 dakikamız var. Baktımız ben o zaman bir şey söyleyeceğim. Biraz dar, tabii ki. Basketbolla ilgili iki cümlem var. Buyurun. Ey Fenerbahçeli, ey Anadolu Efesli yöneticiler. Size tavsiyem. İkiniz de hocalarınızı değiştirin. İkiniz de hocalarınızı değiştirin. Tanıdığım Eurolig'i en iyi takip eden insan Güven Mengü yönetmenimiz. Kemal abiye sonuna kadar katılıyorum dedi. <laughs> Sağ <olsun. gülüyor> Hatta Galatasaray'da da bir hoca değişikliği lazım dedi. Ama siz tabii An ve Anadolu Eurolikten. Efes ve Fenerbahçe özellikle Euroleague performansı. Beşer mağlubiyeti var ikisinin de ya. Ayıp ya. E, Fenerbahçe üst üste son dört maçını evet. kaybetti. Ve bazıları hakikaten kazanılması beklenilen maçlardı. Anadolu Efes daha inişli çıkışlı. Üst üste en fazla iki yenilgisi var Anadolu Efes'in. Partizan'la şu dakikalarda temsilcimiz kozlarını paylaşıyor. Hemen o bilgiyi de vereyim. He. İlk periyodun noktalanmasına 5,5 dakika var. Jelko Obradovic'in takımı İstanbul'da 11-6 önde. Ama tabii ki daha maçın çok başı. Umarız bu karşılaşma kazanılır. Abi Anadolu Efes'in sen hocasını tanıyor musun? Yani tanıyorum. Hayır ben tanımıyorum. Erdem Can'ı Obradovic'le çok uzun seneler Fenerbahçe'de ben, ben beraber çalıştılar. Nerede... Aydın Ergin Ataman. Yapmayın ya Allah aşkına. Ya. Bakalım. Dileriz iyi neticeler olur. Erdem Hoca da daha önce Telekom'da da çalıştı. Yutacaz'da görev yaptığı bir dönem var. Obradoviç'le birlikteliği Fenerbahçe'deyken var. Beşiktaş'ta özellikle bir başkanlık konusu da var. Ama hala seçimede zamanımız var. Haftaya da bu konuyla alakalı özellikle bir geniş e, zaman ayıracağız ikide yani adaylar. Bir dakikamız var tamam. burada. Ey başkan adayları. Biriniz kazanacak, öbürü kaybedecek. Tamam. iyi şanslar. Ne yapıp yapıp Süleyman abi ders olarak çalışın. Ne yapmış, nasıl yapmış, neden yapmış? Süleyman abi ders olarak çalışın. Hanginiz kazanırsanız başarılı olabilirsiniz. Ama Süleyman abi illaki ve de illaki çalışmam lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Birçok efsaneden bahsettik. Genelde futbolculardan bahsettik ki Süleyman Seba da eski futbolcudur. Benim bildiğim İnönü Stadında ilk golü atan evet, kişidir. Yanlış Süleyman Seba evet. Süleyman Seba. Haftaya biraz Süleyman Seba ile alakalı konuşalım. Sol açık Şükrü Gülesin, evet, sol açık Baba Beşiktaş'taki Halkı, başkanlık de değiniriz. Efsane de bir futbolcuydu, efsane de bir başkandı nur içinde yatsın. Tartışmam kimseyle. Evet. Kemal Belgin teşekkür ediyorum. Rica ederim. Doldu mu vakit? Doldu. Çok acayip goller izleyeceğiz şimdi. Ne golü be? Çok acayip. <laughs> Dünyadan, Avrupa'dan evet. goller var. Ekrana getireceğiz sevgili seyirciler. Uşak Farkı'nda sona geldik. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın.